herkese. Uzun zamandır evden video çekmemiştim. Şu an çok hoşuma gitti. Kendime sabah kakaosu yapıyorum. Bir dolu çay kaşığı kakao, içine biraz böyle zerdeçal, zencefil, tarçın üçlüsü ve de suyu alıyorum. Ve bir yandan karıştırarak Türk kahvesi gibi bunu pişiriyorum. Şimdi ben böyle yoğun günler olduğu zaman ilk önce bir sabah kakaomu böyle bir rahat rahat içmeyi seviyorum. O sebeple erken kalkıyorum. Daha sonra kendimi bir parka atıyorum. Hareket etmek beni gün boyunca daha enerjik ve zinde hissettiriyor. Sonra da ufak bir meditasyon ve nefes çalışması yapıyorum. Bütün bunları yapmam bu arada toplamda böyle bir 35-40 dakika sürüyor. Bir de benim bugünkü yolculuğumda böyle tatlı bir arkadaşım olacak. Onu daha sonra sizlerle paylaşacağım. Beraber kahvaltıya gideceğiz. Belki biraz alışveriş yaparız. Gerisi sürpriz olsun. Hadi parka! Hello! Şimdi çok sevdiğim bir nefes tekniğini sizlerle paylaşacağım. Böyle yoğun günlerden önce yaptığım zaman beni gerçekten çok rahatlatıyor. İlk önce böyle birkaç tane derin nefes alıp vereceğiz. Bu nefeslerle beraber aslında ilgimizi, şu an farkındalığımızı bu ana getirmiş olduk. Daha sonrasında içinizden sayabilirsiniz. 4 sayıda burundan nefes alıyoruz. 7 sayı nefesi tutuyoruz. 8 sayıda da yavaş yavaş ağızdan nefesi veriyoruz. Bu nefes egzersizini böyle toplamda 4 kere yapabilirsiniz. Çok iyi geliyor, beni çok rahatlatıyor. Özellikle yoğun olduğunu bildiğim günlerden önce yaptığım zaman böyle daha sakin kalmamı, zamanımı daha efektif, daha verimli kullanmamı sağlıyor. Hadi bir tane birlikte yapalım. Şimdi 4 sayıda nefes alıyorum. 7 sayı tutuyorum. 8 sayıda yavaşça ağzımdan veriyorum. İlk aşamada dediğim gibi 4 nefesle başlayın. Sonra böyle alıştıkça, diyaframımız genişledikçe, daha rahat yapmaya başladıkça 8 nefese kadar çıkabilirsiniz. Bunu sabahları da yapabilirsiniz. Akşamlar uyku problemi çekiyorsanız uykunuzdan önce de yapabilirsiniz. Şehirdeki en yakın arkadaşıma biniyorum ve güne devam ediyorum. Bu arada gördüğünüz gibi Citroen Ami kullanıyorum. Arkadaşlar inanılmaz rahat bir araç. Bir kere elektrikli olduğu için doğa dostu. Aynı zamanda çok sessiz. Yani arabayı başlattığınız zaman böyle sessiz sessiz başlıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. İkincisi çok küçük ve pratik bir araç. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde her yere park edebiliyorsunuz. Park yeri konusu benim için bir problem olmaktan çıktı diyebilirim. Şarj etmesi çok rahat. Bayağı nasıl telefonunuzu şarja takıyorsunuz. Citroen Ami'yi de aslında öyle şarja takıyorsunuz. Direkt prize böyle tık diye sokabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz böylece. İlla bir şarj noktasına ihtiyacınız yok yani. Çok hoşuma gitti benim kullanmak. Daha önce gittiğim bir yazlık yerde kullanmıştım. Şehirde de çok rahat ettim. Şimdi günün en sevdiğim saati geldi, kahvaltı saati. Kahvaltı yaparken de genelde şöyle yapıyorum. Günü daha iyi planlamam için bu işte yürürken, meditasyon yaparken aklıma fikirler geliyor ya, hem de onları not almak için mutlaka yanıma bilgisayarımı da getiriyorum. Burada böyle ufak ufak bir güne başlamadan önce e-mail'larımı kontrol ediyorum. Bir önceki günden kalanlar varsa onları okuyorum. Ufak bir planlama yapıyorum. Genelde tariflerimi de bu esnada yazıyorum. Sonra zaten gidip alışverişimi yapıyorum. Böyle yoğun günlere başlarken de genelde sabah kahvaltıda yumurta yemeği tercih ediyorum. Çünkü protein biliyorsunuz uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda böyle çok fazla karbonhidrat yüklenirsem belli bir zamandan sonra biraz bende yorgunluk ve uyku çökmesi yapabiliyor. O sebeple bu sabahki kahvaltı tercihim omlet. Genelde çekim için manav alışverişini haftalık yapıyorum. Fakat kendim için yani ev için günlük yapıyorum. Böyle sabahları manava gidip ya benim bugün canım ne çekiyor diye sorup ona göre alışveriş yapmak çok hoşuma gidiyor. İşte demek istediğim buydu. Gerçekten her yere girebiliyoruz. Bakar mısınız? Manavın önünde tık diye yer bulduk. İstanbul'da imkansız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Manav alışverişi de böylece tamam. Şimdi ofise geçelim.
Bu arada manavdan alışveriş yaparken hep yiyebileceğiniz kadar almaya özen gösterin. Bu şekilde hem doğa için daha iyi olur hem de siz de meyvenizi, sebzenizi taze taze yemiş olursunuz. Şimdi ofise gidiyoruz. Bu arada içi küçük gibi duruyor ama şurada bayağı fazla bir yer var aslında. Ondan böyle daha yüklü alışveriş yaptığım zaman da çok rahat sığıyorum. Şarj etmek için hemen yanında böyle minik bir soket var. Orada fişi duruyor. Bir prize takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Bu kadar. Ve stüdyoma geliyorum. Gerisini zaten biliyorsunuz. Malzeme hazırlığı ve de tariflerimi sizler için hazırlayıp paylaşmak var. Benim böyle üretken geçirdiğim bir sabahım böyle geçiyor. Siz nasıl geçiriyorsunuz? Sizin uyguladığınız yöntemler var mı? Aşağı bana yorum olarak yazın lütfen. Farklı videolarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.